Bozulunca araba, sen hemen Halil'i aradın mı kayınpederini? Bak, Yeniköy'e gelmeden önce yokuş aşağı. Sizin ekip arkadaşlarınız biliyordur. Yokuş aşağı inerken birinci, ikinci vitese inerken ses yapa yapa oraya aşağı inerken ben eşime dedim. Ya dedim, bu araba bu şekilde hani şey olur, eğer düz yolda kalırsak eğer, dedim ben babamı arayalım, bizi önden çeksin gitsin. O zaman onların arabası vardı. Tamam. Hani bizi önden çeksin gitsin. Bu şekilde düşünerekten biz kayınbabamızı aradık. Peki bir dakika Durmuş. Sen şeyi mi aradın? Halil'i mi aradın? Gamze'yi mi aradın? Ya ben aramadım. Eşimi arattırdım. Çünkü ben araba kullanıyorum. Eşimi arattırdım. Tamam. Eşin kimi aradı o zaman? Eşin kimi aradı? Önce babamızı aradık. Ona ulaşamayınca Gamze'yi aradık. Bir dakika. Halil, bir dakika. Bekle lütfen. Halil, o sırada siz evde değil misiniz? Efendim, anlamadım. O sırada siz evde değil misiniz zaten? Evdesiniz. Evdesin. Telefonu senin yanında değil mi? Onun ev içinde çekmedi. Dışarıda çekmediği için ev içine bırakıyorum telefonu. Peki siz nasıl haber Gamze'de aldınız? Arabanın bozulduğunu nasıl haber aldınız? Gamze söyledi. Eniştem yolda kalmıştı yani. Ama senin telefonun çekmiyor. Gamze'nin telefonu çekiyor. Yani nasıl anladın? İşte buyurun. Köyden çekiyor. O zaman senin telefonu sana da ulaşabilirler aslında. Gamze'yi niye arıyorlar? Ben anlamadım yani. Benim telefonumda Wi-Fi de çekiyor. Bu Gamze'deki de Wi-Fi'den kullanıyor. Wi-Fi de çekiyorsa ikisi de çeker. Aynı şey. Şu Wi-Fi'nin gücüne bağlı yani. Yani Wi-Fi uzaklık da önemli. Onu haksızlık etmeyelim. Peki sen Gamze'yi arayıp Fatma'yı bir dinleyeyim. Fatma, sen Gamze'yi aradın, ne dedin? Rahmetli'ye. Gamze'yi aradın, ne dedin? Peki, Fatma? Ben ilk başta babamı aradım. Babam aradığınız kişiye ulaşılmıyor deyince Gamze'yi aradım. Gamze çıktı. Gamze dedim ben, biz yine yolda kaldık dedim ben. Biz dedim ben, ya eve attıversin arabayla ya da çeksin dedim ben, gelsin dedim ben, hani yardımcı olsun. Babama verdi zaten, ben onu arayınca direkt babama verdi. Babam aldı telefonu. Babama dedim ben, baba bizi ya eve götür ya da gel bize yardımcı ol dedim ben. Tamam dedi, siz bekleyin, geliyorum. Bir bekle bir saniye. Turcan, Halil, o sırada Ayşeler evde miydi? Birincide evdeydi. İkincide evde miydi? Kim? İkinci aradığında bu kez bozuk ya, 15-20 dakika sonra arıyor ya. Evde miydi o sırada? Yok. Onlar gitmişti. Peki Durmuş, siz Ayşe ile Ümit'le yolda karşılaştınız mı? Yok. Yok. Didem Hanım. Tamam, tak kulaklığı tak, bekliyorum. Didem, bizim Evet. Bizim karşılaşmamız şöyle bir şey. Biz Yeniköy'ün girişinde Turcan'ı göreyim arkadaşlar. Ben araba hani Yeniköy'ün girişinde hani arabamdan durdum artık. Hani ön kapıda açtım. Arabamın ön kapısını açtım. Gaz beyni yine donuk olduğu için şey yaptım. Artık beklemeye başladık. O sırada arkamızdan Ümit Bey ve eşi Ayşe Hanım arkamızdan geldiler. Hava soğuk olduğu için benim çoluğum çocuğum, ya çocuklar burada üşüyecek edecek, hadi biz bunları önden götürelim dediler. Biz de kabul ettik. Ve çoluğumu çocuğumu Ayşe Hanım'la, Allah razı olsun, götürdüler o şeyde. Peki sen sonra, arabayı çalıştırıyorsun, sonra ne yaptın? Bakın Didem Hanım, oraya geleceğim. Ondan sonra ben yokuş aşağı birinci, ikinci viteste geldiğim için arabamın motorunun ısındığını hissettim. Arabam çünkü sonuçta ısındı yani aşağıya kadar gelirken. Ondan sonra kapıyı kapattım, dedim ki gaz beyninden benzin beynini aldım arabama. Peki bir şey soracağım. O sırada hava sıcaklığı bildiğim kadarıyla 2 derece. Yani 2 derece, sıfırın altında. 2 derecede yani sıfırın üstü 2 derecede. 2 derecede gaz donar mı ya? Ha, 2 derecede. Şimdi donar. Didem Hanım, yani şimdi ben soruyorum yani. Peki yani sonra ne yaptın? Gazdan benzin aldın. Gazdan benzini aldım. Tabii Ümit Bey ve Ayşe Hanım'lar devam ettiler, gittiler. Sonra işte dedim ben benzin beynini aldığım zaman arabamı çalıştırdım. Arabamın sesi güzel, hani çalışmaya başladı. Ben hareket ettim. Şimdi Gamze'yi aradım o sırada. Çünkü babası gibi bize yardımı geldiği için yola çıkmışlardır diye düşündüğümden dolayı Gamze'yi aradım. Kızım dedim, ben arabamı çalıştırdım, yola çıktım, gidiyorum.
Eğer babanlar gelirse beni ara kızım dedim ben. Babanlar geldiği zaman beni ara. Sağ olsun, Allah razı olsun kız. Tabii ben oradan devam ettim. Yoluma devam ettim. Mumcular'da akaryakıt istasyonunda... Ama bir şey söyleyeceğim. Bak durmuş. Durmuş. Kar yakısa geçmeden önce. Şimdi ilk aradığında Halil telefonu işte çekmiyor falan. Sonra senin yardıma Halil geliyor. O sırada sen önce Halil'i araman lazım. Neden Gamze'yi aradın? Şimdi Didem Hanım bak... Kayınbabamın telefonu diğer bir hat olduğundan dolayı çekmediğinden dolayı onu aradım. Çünkü eşim aradı. Bak kayıtlara düşsün diye söylüyorum. Senin HTS'lerine bakılacak bu yayınlarda delil niteliğinde. Sen Halil'i aradın ama telefonu çekmediği için Gamze'yi aradın, doğru mu? Evet. Kayınbabamın telefonu çekmediğini düşündüğüm için, artı bir de evden çıktıkları için hani onları hani şey yapamaz, gelemez diye. Hani, bak bir daha bir şey söyleyeceğim, durmuşçum. Bu düşünmekle olmaz ki, sana yardıma gelen insanı ararsın yani. Bir de yani. Evden çıkmış, evde çekmiyor, yolda da mı çekmiyor bu telefon? Bir dakika Hakan, bir saniye yönetmenim bir şey söylüyor, söyle Hakan. Şimdi teknik bir bilgi öğrendim. Tabii ben LPG'li araç kullanmadığım için eksi 90 dereceye kadar... donmuyormuş araç. Durmuş. Bizimki dondu Didem Hanım. Şimdi iki derece. Yani. Ben de sana bilimsel bir şey yanıt veriyorum. Ben nereden bileceğim yani? Sonuçta bilimsel bir yanıt veriyorum. Şimdi iki derece. O sırada hava iki derece. Bodrum'dan bahsediyoruz. Eksi beş değil, tamam. Eksi on değil, eksi yirmi değil, bir şey değil. Eksi 90 hiç değil. İki derecede gaz donar mı? Didem Hanım, benim gaz dondu işte. Yani ben bunu hani... Nasıl anlatsam, nasıl desem, ben milyonda bir olmuş, o da buna denk gelmiş. Şimdi bak bir tane bir izleyicimiz diyor ki gaz diyor benzin ayar düğmesini ortaya alıp diyor araba benzin ya da gaz olmadığı için hır hır eder çalışmaz diyor. Ama doğrudan benzine alsa doğrudan çalışır diyor. Kaç yıldır arabaya biliyorsun, yani bunun özelliğini bilmiyor musun diye soruyor izleyicimiz haklı olarak. Doğru söylüyor. Küçük bir çakmak gibi şeyi vardır ortada. Gaz. Ortada hani bitirmek, bir de benzin bölümü vardır. Evet. Ben önce şimdi gaz nasıldır hani o izleyicimiz de söyleyebilir. Hani ortaya aldığın zaman gaz bölümündeyken şey atın tırt hemen şey yapar. Evet. Gazı bitirir. Evet. Ondan sonra gaz benzin beynini aldığın zaman araba sıcaklığından birlikte hemen tırr eder, ondan sonra çalışır. Ve o devam eder yani. Peki senin araban çalışmış. Niye benzin istasyonuna girdin canım? Didem Hanım, benim arabamın benzin ışığı yanıyordu. Heh. Yani benzin olup olmadığını, bak oraya öteye giderken ben yaptım ışığı, inşallah yeter diye gittim. Benzinliğe vardım, benzinlikten 100 TL'lik benzin aldım. Bu benim jandarmaya vermiş olduğum ifadelerde var. 100 TL, biz bunu 5 lira diye duyduk, öyle söylendi bize çünkü. 5 liralık çünkü benzin olsa da 12 lira yani. Arabayı çalıştıracak benzin alamazsın. Mümkün değil yani. Evet. Ama bak ben şunu söylüyorum size. Benim jandarmaya vermiş olduğum ifadede dahi 100 TL'lik de üstüne basa basa hani bunu ifade ettin. Senin kardeşin Ramazan. Şimdi söylüyor bak, Turcenler de söylüyor. Neden Gamze'ye mesaj atıp saat 11.30'da saat 24.30'da mesaj atıp annem baban uyudu mu? Hatta daha farklı mesajlar atıp neden Gamze'nin yanına gidiyor? Neden Gamze'nin yatağına giriyor? Neden Gamze'yi öpmeye çalışıyor? Niye bu? Ne yapıyor senin kardeşin sence Ramazan Durmuş? Ne yapıyor? Amacı ne? Vallahi Didem Hanım, o konuda ben de aynı sizin gibi kızgınım. Yani ben de aynı sizin gibi kızgınım. Yani 15-16 yaşındaki kızı hani inanın ki bak ben eniştesiyim. Ben onun kızım diye hitap ederdim. Ama o kadar ne kadar neye yanaştı, neye şey yaptı ben de bilmiyorum. Bak. O zaman o gece Ramazan neredeydi? Ramazan'ın inan ki nerede olduğunu bilmiyorum. Benim bak telefonumda son görüşmelerim neler olduğunu jandarma bunların hepsinin fotoğrafını çekti. Hepsi kayıtlı altında var. Ramazan'ın kardeşinin nerede olduğunu nasıl bilmiyorsun? Yani o gece nerede kaldı? Çünkü eve yakın bir yerde kaldığı iddiası da var. Hatta ailenin iddiasına göre o gece mesajlaşmışlar yani. Tamam, belki mesajlaşmışlardır ama ben Ramazan'dan orada hiç görüşmedim. Hiçbir alakam yok. Yani Ramazan oraya ziyarete gelir giderdi ama bizim her zaman da hani bilgimiz olmazdı. Ya ama... sen gitmiyorsun, onun ne işi var orada Durmuş? Ya işte ya Didem Hanım bak bırakın, Erdal amcaları ben damatlar olmuşken gidip kalmışlığım bile yoktur. Evet. Ben nereye
eşimle, çoluğumla, çocuğumla gitmişimdir ben her yere. Yani. Bir dakika. Ben eşimle... Arabanız daha önce sizinle arızalanmış mıydı hiç? Nasıl? Arabanız daha önce arızalanmış mıydı sizin hiç? Ya daha önce hani bu soğuklar olduğu için dükkandayken bile ben yokuş aşağı koyarım. Dükkanın olduğu yerde de olsun, kendi evimin olduğu yerde de olsun. Ama o şekilde de daha önce hiç donmadı. Yani ne yalan söylemeye gerek yok. Evet. Fatma daha burada önce, bizim arabamız sık sık bozulur ve donar dedi ama. Fatma burada sık sık evet bozulur donar bozulur demişti. Bozulur ve donar Sundan demişti. Bunu hatırlattı. Sık sık bozulur ve donar demişti Fatma. Donduğunu değil çalışmadığını söyledim. Aküsü zayıf olduğu için ben hep öyle bir problemle karşılaştığını söyledim. Ama aküsü beyni donduğunu söylemedim yani. Bak bir taksici ama taksiciler de biz de çok sevgilerimizi iletiyoruz. Onlar da meşakkatli iş yapıyorlar. Vallahi insanlarla uğraşmak kolay bir iş değil. LPG'li araç hiçbir şekilde -2'de donmaz. -10'da donmaz. Bak araç kullananlar bizi arıyorlar yani. Akü arızası ayrı, arabanın bozulması ayrı yani. Vallahi Didem Hanım benim o gün işte gaz beynim donduğundan dolayı hani bu şekilde bir problem yaşadım. Yani biri yakıttan kaynaklanıyor, biri de aküden kaynaklanıyor. Birbirinden tamamen bağımsız şeyler.